doğal kaya oluşumları, ilginç yeraltı şehirleri ve olağanüstü manzaralarıyla mistik bir atmosfere sahip olan Kapadokya'dan herkese merhabalar. Kapadokya benim için Türkiye'deki en özel yerlerden bir tanesi. O yüzden 30. yaş günümü burada kutlamak istedim. Kapadokya'ya bizim 3. gelişimiz. Burayı sizinle yeniden keşfetmeye can attığımı söyleyebilirim. İlk olarak Kapadokya'nın simgesi haline gelen 3 güzellere gelmek istedik. Muhtemelen kartpostallarda ve fotoğraflarda burayı görmüşsünüzdür. Klasik şapkalı peri bacasının en güzel göründüğü yer burası. Buranın bir de efsanesi var arkadaşlar. Kapadokya kralının kızı bu bölgedeki bir çobana aşık olmuş. Kral kızının çobanla evlenmesini istememiş. Prensesine de çobanla evlenmiş. Aynı zamanda bir çocukları olmuş fakat kral yine de kızını affetmemiş. Tüm aileyi katletmesi için askerler göndermiş. Tam öldürülecekleri sırada prenses Allah'a dua etmiş onları bu durumdan kurtarması için. Tam o esnada üçü de taşa dönüşmüş. Bu gördüğünüz peri bacalarından en öndekinin prenses, ortadakinin çocukları ve en arkadakinin de çoban olduğuna inanılıyor. Üç güzellerin hemen yanında bu şekilde alışveriş yapabileceğiniz bir çarşı var. Ben daha önceden burayı gezmiştim. Çok güzel şeyler var. Buradan alışveriş yapabilirsiniz. Şu an zaman sıkıntımız olduğu için biz burayı es geçiyoruz. Yarın yeniden geleceğiz. Uçhisar'a geldik arkadaşlar. Burası için Kapadokya'nın giriş kapısı deniyor. Otel ve restoranların çoğunlukta olduğu bir bölge. İlk olarak bölgenin her yerinden görülebilen en yüksek peri bacası olan Uçhisar Kalesi'ne geldik. Kaleye girişte müze kart geçmiyor. Giriş ücreti kişi başı 30 lira, öğrenci 20 lira. Uçhisar Kalesi Kapadokya'daki en güzel gün batım noktalarından birisi. Göreme Vadisi ve peri bacalarını görebilirsiniz. Bugün bizim şansımıza güneş yok. Gün batım zamanında geldik ama yine de bu manzaranın tadını çıkaracağız. Kalenin zirvesine çıktık. Manzara buradan nefis. Taraf harika. Bir de diğer tarafı göstereyim size. Diğer tarafta da olabildiğince vadiler ayaklarınızın altında. Size bugün başımıza gelen bir aksilikten bahsedeceğim. Ben seyahat rotalarımı hazırlarken restoranlar, otel, araba kiralama bunların hepsini önceden ayarlıyorum. Buradaki otelimi de önceden ayarladım. Tam Kapadokya'ya indik. Üç güzellerde manzaranın keyfini sürerken otel aradığı ve oteli devrettiklerini, şu an otelde müsait oda olmadığını söyledi. Saat şu an 5 ve biz ortada kaldık diyebilirim. Yemek yerken artık akşam gideceğimiz oteli araştıracağım. Böyle bir aksilik çıkıyor arkadaşlar ki ben durmadan her şeyi ayarlayan, son dakikada restoranlara bakın yarın rezervasyonumuz var diye arayıp sorgulayan birisiydim. İlk defa bir oteli aramadım, evet yarın geliyoruz diye ve son dakika böyle bir şey oldu. Aman siz planlarınızı son dakikada olsa teyit edin. Şu karşıda gördüğünüz pasta kreması gibi görünen yer Güvercinlik Vadisi. 5 kilometrelik bir yürüyüş parkuru var. Buradan Göreme'ye kadar uzanıyor. Biz bir önceki gelişimizde Cüneyt ile Uçhisar'dan Göreme'ye Güvercinlik Vadisi'ni kullanarak yürümüştük. 1 saat kadar sürmüştü ve çok keyifliydi. Kapadokya'nın en meşhur lezzeti testi kebabı arkadaşlar. Bunu birçok yer yapıyor. Biz yerellerin en çok sevdiği, tavsiye ettiği House of Memories yani bayramın yerine geldik. Saatler öncesinden aradık. Adımıza testi kebabımız yapıldı. Zaten bir testi kebabı 2 ya da 3 kişilik oluyormuş. Şimdi gelmesini bekliyoruz. Sunumu da çok değişik oluyor. Çok merak ediyorum. Çok mu acıktın? İnanılmaz acıktım. Yürümek çok acıktırdı beni. Evet, vallahi. Evet. Acıktık biz. Çok güzel. Bir de orada testiyi görünce daha da çok acıktım. Testi çok güzel çok görünüyor. Güzel. Nasıl sunumu nasıl olacak çok merak efsane, ediyorum. Efsane senin adına şu an orada pişiyor. Evet. Yağmur yağmur boran olunca ahar can özünde. Are you ready? One, two, three. Yallah. Bismillah. Hoy. Yallah. Vay maşallah.
Göründüğü gibi hakiki testi kebabımız burada. Harika. Vay 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 maşallah. Evet efendim. Hemen çatalla şöyle bir tadına bakarsanız. Ben hemen tadına bakacağım. Mis gibi kokuyor. Pamuk gibi. Afiyet olsun efendim. Afiyet olsun. Nefis bir testi kebabı yedik arkadaşlar. Gerçekten harikaydı. Hem sunumu hem lezzeti, yanındaki pilavı, salatası her şeyiyle dört dörtlüktü. Burayı canı gönülden listenize eklemenizi öneririm. Hem Bayram abi de çok samimi, çok tatlı bir insan. Onunla tanışsanız da çok güzel olur. Şimdi yemeğimizin üzerine baklava söyledik. Baklava da nefis görünüyor. Onunla beraber son vuruşu yapacağız. Yediğimiz testi kebabı tek kelimeyle nefisti arkadaşlar. House of Memories mutlaka testi kebabı için listenizde olsun. Canı gönülden size öneririm. Bu arada Bayram abinin eski yeri Uçhisar Kalesi'nin o taraftaymış. Her yerde olduğu gibi burada da fiyatlar yükseldiği için oradan ayrılmak zorunda kalmış. Şu an yeni yerinde desteğe ihtiyacı var. Google Maps'teki konumu doğru. Oradan işaretleyerek buraya gelebilirsiniz. Bir testi kebabı 2 ya da 3 kişiye fazlasıyla yeter. Salatası, pilavı, her şeyi çok lezzetli. Biz tatlılarla beraber 600 liraya ödedik ve çok memnun kaldık. Tuttuğum otelin rezervasyonumuzu iptal etmesi benim bu akşam 1 saatime mal oldu arkadaşlar. 1 saat boyunca otel aradım ve sonunda istediğim oteli buldum. Ortahisar'da Sola Caves Otel'de kalıyoruz. Otelin manzarası tam olarak Ortahisar Kalesi'ni görüyor. Şu an otelin terasındayız. Odanın içini gördüm, çok beğendim. Hadi gelin odanın içini gezelim. Odamızın içini gezelim. Bu şekilde... Duvar detayları çok hoş. Çok güzel düşünülmüş. Bu arada oda yerden ısıtma arkadaşlar. Şöyle şurada da bir oturma alanı var. Oo, karşısını görmemiştim. Karşısı da çok güzel. Hemen banyosuna gidelim. Banyosu da çok güzel ve tertemiz. Son dakika güzel bir seçim yapmış. Günaydın. Biz dün gece çok güzel bir uyku çektik. Ben uyandım. Yanımda French press getirmiştim. Hemen kahvemi yaptım ve yine bu manzarada yerimi aldım. Size biraz otelin manzarasını göstermek istiyorum. Şu şekilde. Şu karşısı Balkan Deresi'ymiş. Birazdan orayı da gezmeye gideceğiz. En güzel manzara noktası da şu karşıdaki Ethem Usta'nın yeri. Yanındaki Lavanta Kafe. Birazdan oraya da gideceğiz. Ortahisar'ı keşfetmek için can atıyorum. Otelimizin 3 tane terası var arkadaşlar. Bir tanesi burada, ikincisi benim az önce oturduğum, üçüncüsü de burası. Biz kahvaltımızı burada yapmak istedik. Günaydın. Günaydın. Kahvaltımızda çok güzel, dolu dolu bir kahvaltı geldi. Ortahisar Kalesi'nin dibindeyken size kaleyle ilgili biraz bilgi vereyim. Burası Kapadokya'nın sembollerinden biri. 80 metre yüksekliğinde devasa boyutta bir kaya oluşumu. Hititler döneminde oyulmuş ve tarih boyunca burada yaşayan insanlara bir sığınak olmuş. Kalenin içinde birbiriyle bağlantılı koridor, oda ve tüneller var. Zirvedeki manzara çok güzelmiş ama yükseklik korkusu olanlar için tavsiye edilmiyor. Biz bugün kalenin güzelliğine uzaktan bakmakla yetiniyoruz.
Hazırlandık Ortahisar sokaklarını keşfetmek için. Çıktık. Balkan Deresi'ne doğru yürüyoruz. Ortahisar Kapadokya'nın en güzel bölgelerinden biri arkadaşlar. Güzelliğini Ortahisar Kalesi ve tüf kayalardan oluşan evlerinden alıyor. Aynı zamanda burası köy yaşantısına tanık olabileceğiniz yerlerden bir tanesi. Balkan Deresi'ne giderken Splendid Cave Otel'in bahçesinden geçiyorsunuz. Şöyle, bu otel de çok güzelmiş. Bir dahaki geldiğimizde burası bir seçenek olabilir. Tam şu karşıdaki kayaları görüyor. Manzarası nefis. Balkan Deresi Ortahisar'ın kenarına kurulduğu derenin adı. 3,5 kilometre uzunluğunda ve Babayan Köyü'ne kadar uzanıyormuş. Trekking yapmayı sevenler için burada yürümek çok keyifli olabilir. Benim 30. yaş günümde arkadaşlar. Doğum günümü Kapadokya'da kutlamak çok güzel bir duygu. Mumlarımı arkamdaki manzarada üfledim. Burada olmak çok güzel bir duygu. 30. yaşımı burada kutlamak çok güzel. Umarım bundan sonraki yaşlarımda da daha çok videolarla sizinle birlikte olurum. Bahsettiğim Etamus da hemen şurada arkadaşlar. Çok güzel fotoğraflar çekilebilirsiniz orada. Park yeri de çok kolay. Biz burada az önceki videoları çektik. Buranın manzarası da çok güzel. Bir şeyler içecek zamanımız yoktu. O yüzden sadece fotoğraf çekilmekle yetindik. Görmeden yarım saat mesafedeki Kaymaklı kasabasına geldik. Burada Kaymaklı Yeraltı şehrinde gezeceğiz. Yeraltı şehirlerinden size biraz bahsedeyim. Kapadokya'da 150-200 tane yeraltı şehri olduğu tahmin ediliyor. Bunlardan 36 tanesi gün yüzüne çıkartılmış. En bilindik olanları Derinkuyu, Özkanak, Kaymaklı ve Mazı. Biz daha önce Derinkuyu yeraltı şehrini gezmiştik. O yüzden Kaymaklı'yı gezmek istedik. Kapadokyalılar bu yeraltı şehirlerini neden yapıyorlar derseniz, tarih boyunca sürekli saldırı ve yağmalamalarla uğraşıyorlar. Bunlardan korunabilmek için kendi köylerinin altına ikinci bir köy kazarak çareyi buluyorlar. İçeri gezdiğimizde de göreceksiniz, bu köylerin içinde yemekhane, şarap mahzeni, kanalizasyon sistemleri, akıl hastanesi, kilise gibi kurumlar da var ve havalandırmaları çok iyi. Hadi vakit kaybetmeyelim ve içeriye gezelim. Besinlerini hayvanlardan sağladıkları için ilk katı ahır olarak kullanmışlar. İkinci katta ise kilise, vaftiz taşları ve mezarlık bulunuyor. Burada sürgü taşını da görebilirsiniz. Bu taş gelen yabancıları kontrol etmek için kullanılmış ve ağırlığı 500 kiloya yakınmış. Şu an 3. kattayız. Burada şarap mahzenleri, erzak depoları ve yemek alanları bulunuyor. (Gülüyor)
Dördüncü kata oldukça dar bir tünelden geçerek giriyorsunuz. Bunun nedeni savaş esnasında yabancıları yavaşlatabilmek içinmiş. Burada da erzak depoları ve yemek alanları bulunuyor. Burası yaşlılar, kalp rahatsızlıkları olanlar ve dar alan korkusu olanlar için uygun bir yer değil. Bu yeraltı şehirlerini ilk defa geziyorsanız mutlaka bir rehberle anlaşarak gezin. Zaten kalabalık gruplar halinde gelirseniz bir rehberiniz olur. Onun dışında girişte de bazen rehberler oluyor. Onlardan mutlaka rehberlik hizmeti alın. Çünkü gezdiğiniz yerleri çok anlayamayabiliyorsunuz. Çünkü burada insanlar yaşamış, nerede neler yapmış çok kestiremiyorsunuz. Biz daha önce derin kuyuyu gezdiğimiz için az çok orada ne var, burada ne var bunu tahmin edebiliyoruz. Zaten benim elimde notlarım da var. Ama ilk gelenler için mutlaka rehber şart. Kaymaklı yeraltı şehri 5000 kişinin yaşamasına olanak veren 8 katlı bir yapı. 4 katı ziyarete açık. Kaymaklı ve Derinkuyu yeraltı şehirlerini birbirine bağlayan 10 kilometrelik bir tünel olduğu söyleniyor. Bu arada Kaymaklı yeraltı şehri Derinkuyu yeraltı şehrinin yarısı büyüklüğünde ama daha geniş ve ferah olduğunu söyleyebilirim. Kaymaklı'da kuru kaymak çok meşhur arkadaşlar. Biz de buralara kadar gelmişken bu lezzeti tatmak istedik. Hemen tadına bakacağım. Gofret gibi hafif kaymak tadı da geliyor. Bal lezzeti daha da pekiştiriyor. Güzel. Kaymağın yapımı biraz zorlu arkadaşlar. Kaynayan süt 1-2 metre yukarıdan köpürtülerek tepsiye dökülüyor. Oyulmuş taş ocaklarda katılaşması sağlanıyor. Oklava yardımıyla kalburun üstüne konularak 4 gün boyunca kurutuluyor. Şu an yediğimiz bir porsiyon 50 lira. Eğer bütün halini almak isterseniz de 190 liraymış. Ürgüp'ün tatlı bir kasabası olan Mustafa Paşa'ya geldik. Burası Ürgüp'e 6 kilometre mesafede bulunuyor. Turistik turlara dahil olmadığı için çok bilinmiyor. Ama buranın bilinmesinde önemli bir etmen var. Asmalı Konak dizisinin ilk 20 bölümünün burada çekiliyor olması. Konstantin Elenik Lisesi'ndeyiz. Kilise 1929'da Osmanlı döneminde yapılmış. Kesme taş mimarlı kiliseden maalesef günümüze anlaşılır freskler kalmamış. Yine de Mustafa Paşa'ya gelirseniz buraya uğramanızı öneririm. Kilisenin içi çok küçük. Buna rağmen giriş ücreti 25 lira. Bize biraz fazla geldi. Ama yine de geldiğiniz zaman görebilirsiniz. Mehmet Şakir Paşa Medresesi'ndeyiz. Yapım yılı 1900 olan medrese kasabanın en önemli Osmanlı eseri. Kapının önündeki Arapça kitabede Mehmet Şakir Paşa'nın hayrından bahsedilmiş. Şu anda yapı Kapadokya Meslek Yüksekokulu olarak kullanılıyor. Old Greek House yani Asmalı Konak dizisinin çekildiği restorana geldik. Siparişlerimizi verdik. Şimdi konağı size gezdireceğim. Gelir gelmez gözümde anılarım canlandı. Ben bir Asmalı Konak fanıyım arkadaşlar. Bütün bölümlerini baştan sona 6-7 kez izlemişimdir. Özellikle diğer konağı daha çok seviyorum. Çünkü orada daha çok bölüm çekiliyor. Diğer konak Ürgüp'te. Bugün ya da yarın oraya da gideceğiz. Ama bu konak da çok güzel. Restoran haline getirmeleri çok güzel olmuş. Şimdi üst katı falan size gezdireceğim. Salon falan gerçekten harika. Hazırsanız üst katları gezmeye gidelim. Burası yemek yedikleri oda. O
koltuğa kalsan çok mutlu bir şekilde ayrılıyoruz arkadaşlar. Yediğimiz sarma nefisti. Gözleme de aynı şekilde. Yemekleri çok lezzetliymiş. Ortamla birleşince çok memnun kaldık. Şimdi gün batımını izlemek için Kızılçukur Vadisi'ne doğru gidiyoruz. Kapadokya'da gün batımının tartışmasız en güzel olduğu yerde Kızılçukur Vadisi'ndeyiz. Burası kızıl tüf kayalarına sahip, gün batımı renkleriyle birlikte muhteşem bir görsel şölen sunuyor. Şu an güneş biraz nazlı ama kendisini yine de gösterecek gibi. Ayrıca size vadi hakkında biraz bilgi vereyim. Bu vadideki kiliseler bölgenin en eski kiliselerindenmiş. 1300 metre uzunluğunda bir yürüyüş parkuru var. Tek başınıza yürümek istemezseniz rehber eşliğinde de gezebilirsiniz. Siz de Ürgüp'ten kahvelerinizi alıp burada gün batımında güzel bir keyif yapabilirsiniz. Akşam yemeğimiz için Göreme'ye geldik. Göreme biz görmeyeli çok değişmiş. Doğum günümde akşam yemeği tercihimi Taptek Kev restoranda kullandım. Burası bizim için çok özel. Kapadokya'ya her geldiğimizde mutlaka burada yemek yemeye çalışıyoruz. Buranın yemekleri, ortamı, müzikleri, sahibi Mustafa abinin güzel sohbeti her şeyle bize çok güzel bir deneyim yaşatıyor. Tercihimiz kuzu, yedili meze tabağı, tavuklu sigara böreği ve peynirli sigara böreğinden yana oldu. Taptek bizi yine şaşırtmadı. Harika bir geceydi. Bu güzel yemekleri mutlaka sizin de yemenizi tavsiye ederim. Eğer Kapadokya'ya gelirseniz Göreme'deki bu restoranı mutlaka listenize ekleyin.